Manyak mısın sen oğlum? Bir yandan yüzüme güleceksin, bir yandan eller kollar uslu durmayacak. Hadi lan oradan. Sen benim lakabımı duymadın mı hiç? Ali Bey, ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz bu kazinonun güvenlik müdürüsünüz. İşimi sormadım kardeşciğim. Lakabım nedir? Ali Bey, benim şeyim var, tansiyonum var. Vallahi billahi düşer kalırım buraçta. Yemin... Lakabımı söyle lan. Kerpeten Ali. Yapmayın! Yapmayın! Bırakın! Anlat Tefo. Anlatıyorum abi. Ezel Bayraktar, 32 yaşında, bekar. Bildiğimiz bir akrabası yok. Doğum yeri İstanbul. Ezel bundan 4 sene önce çıkıyor ortaya. Ondan önce adını kimse duymamış. Monte Carlo, Vegas, Buenos Aires. En az 20 büyük oyunda adı var. Çok kazanıyor, çok kaybediyor. Yani bazı yerde para dağıtmış basbaya, bazen de en iyileri tokatlamış. Kolpası var mı? Tertemiz. Sabıkası yok, hiçbir kumarhanede sicili yok, hiçbir vukuatı yok. Adam tertemiz. Sevmedim. Fazla temiz. Tefo kardeşim. Bir kayboluyor, bir ortaya çıkıyor. Büyük bir oyun çeviriyor, sonra yine yok oluyor. Serveti nereden geliyor belli değil. Bir işi gücü varsa da kimse bilmiyor. Bir şey varsa haber etsin. Tamam. Tam olarak yani ne öğrenmek istiyoruz? Her şeyi. Bunlar büyük oyuncular Tefo. Bunlar bir oteli ihya da ederler, batırırlar da. Bunların masalarında milyon dolarlar uçar. Bizim tarafa doğru uçsunlar istiyoruz. Kapiş? Bana bak. Bu herifin her hareketini anlatacaksın bana, anladın mı? Şüphelendiğiniz bir şey mi var efendim? Sen buraya başlayalı ne kadar oldu Tefo? Bir hafta mı? Anlaşıldı. İşimiz var daha seninle demek. Şüphe edeceksin. Bizim işimiz şüphelenmek. Ben bilirim böyle herifleri. Elinden öyle gizemli adam süsü verirler ama beş para etmezler aslında. Korkaktır hepsi. Islak karga. Anladın mı? Haklısınız efendim. Her hareketini oğlum, her hareketini. Alo! Bırakın lan fingirdeşmeyi. İşi gücü bıraktık geldik. Ali abi. İçip laf edelim. Abi yok artık. Adam oldun lan. Ali de kafi. Dur bir Ali abi. Bir kendime gelene kadar ben yine Ali abi diyeyim sana. İyi hadi. Ne o? İçki mi içtin lan? Gelişini kutladım ya. Dağıttın mı sen yine? Sen yokken var ya, bir dağıttım, bir dağıttım. Aferin sana. Sen toparlarsın diye dağıttım zaten. Eksik olma.
Bugün biraz erken çıkabilir miyim? Sebep? Eyşan'a söz verdim. Onu bir yere götüreceğim. Cengiz dün bir şeyler diyordu. Ondan duydum. Senin niyet ciddi galiba. Ciddi. Ya bırak oğlum. Ne zorun var lan hayatının bağrında? Tamam bizim Eyşan iyi kız, hoş kız da bu yaşta geçim derdi, çocuk zır zırı. Manyak mısın oğlum? Ali abi. Abi ben aşığım o kıza. Oğlum sen bir duygusallaştın şimdi, beni öpmeye falan kalkma da. Tat. Bir gün delireceğim. Basıp gideceğim bu anasını sattığımın mahallesinden. Ulan. Kolay gelsin. Vay Olgun. Hoca ne haber? Eyvallah. Kardeş sen geç benim arabanın yanını değiştir. Lan elin dursa ayağın durmaz be oğlum. Ne gülüyorsun lan? Komik bir şey mi var? Yok ondan değil abi. Yenisin herhalde burada. Sen kimsin benim suratıma güleceğim lan? Yok yanlış anladın abi. Konuşma lan. Sen git arabaya bak. Ulan dağdan geldiniz, İstanbul'da kendinize benzettiniz anasını satayım. Vay hoca, senin oğlan yeni galiba. Ha. Senin araba canavar yine. Oğlum sen beni caddede göreceksin. Bütün karıları peşime takıyor Allah sizi. Doğrudur. Bak fena çizilmiş lan burası. Yapma lan. Neresi? Bak burası. Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun? Ali abi. Senin takımlarını bir elden geçirelim mi hoca? He? Bir daha bir edepsizliğini görürsem sana bir 100 beygir daha takarım. Buradan pati yapar kalkarsın. Anladın mı hoca? Anladıysan salla silecekleri. Sen öldün lan. Öldün lan sen. Öldün lan sen. Seni burada tanıyorlarmış ya. Beni de tanırlar. Lakabım ne biliyor musun? Kerbeden Ali. Niye çaktın mı? Sen hala burada mısın lan? Hadi kop. Şöyle kıyak bir yere götürüm manitayı.